Sevgili izleyenler, TV 58 ekranlarından, Uzun Yolun Kısası programından hepinize merhabalar. Efendim, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Hamamlarıyla, hanlarıyla, konaklarıyla ve en önemlisi Divriği Ulu Camisi ile tamamen gezilmesi, görülmesi gereken bir tarih yuvası. Şu anda Divri'deyiz. Uzun Yolun Kısası başlıyor. Sevgili izleyenler, Divri konaklarının bir bilindik özelliği daha var. Kapılarında bulunan tokmakları. Efendim, bu tokmaklar gördüğünüz gibi birisi büyük bir şekilde, birisi küçük şekilde iki adet tokmak konulmuş. Büyük tokmağın sesi gayet kalın geliyor ve dışarıdan gelen bir misafir erkekse bu tokmağı kullanılıyor. İçeridekiler ona göre hazırlığını yapıyor. Eğer gelen bir bayansa sadece bu tokmağı kullanıyor ve gelen anlıyorlar ki bir bayan, ona göre hazırlığını yapıyorlar içeride bulunan insanlar. Tabii ki eve girmek için de kocaman bir anahtar deliği ve bir nevi dili düşürmek adına yapılmış çok güzel enstantaneler bu konak kapılarında. Sevgili Uzun Yolun Kısası izleyenleri, efendim Divri'nin birçok tarihi eseri olduğunu biliyoruz ve Divri konaklarıyla ünlü, bunu da biliyoruz. Tam tescilli 119 tane konağı var ve bu görmüş olduğunuz konaklar sokağı Divri'nin en eski sokaklarından bir tanesi ve buradaki yapılar tam en genci, yaklaşık 100 yıllık konaklar ve çok doğal, natural bir havası var. Bizler de bayıldık tabii gezerken. Bizi ta eskilere götürdü. Bunu da sizlerle paylaşmak istedik. Uzun Yolun Kısası devam ediyor. Sevgili izleyenler, burası üzerinde bulunduğumuz tarihi İpek Yolu. Buradan birçok kervanlar geçmiştir efendim. Ve birçok kameramana ve programcıya nasip olmayan bir görüntü yakaladık sizler için. Arkamda görmüş olduğunuz dağda gördüğünüz gibi dağ keçileri var efendim. İki tane dağ keçisi oturmuş gölgede keyif ediyorlar. Ve biz de bu görüntüyü sizler için çekiyoruz. Ve biz de bundan büyük bir keyif alıyoruz. Uzun Yolun Kısası izleyenlerine ufak bir hediye. Sevgili izleyenler, Uzun Yolun Kısası programında şu an Çağatay'ın üzerinde bulunan Kız Köprüsü'nün üzerindeyiz. Gördüğünüz gibi tarihe inat hala dimdik ayakta. Efendim, buranın hikayesi de çok garip. Bir bayan tarafından yapıldığı için burasında da Kız Köprüsü deniliyor. Kestoğan Kalesi'ne gidiyor bu tarihi İpek Yol üzerinde. Kestoğan Kalesi'ndeki manastırda o dönemlerde rahibe yetiştirmek üzere yapılan bir manastır var. O manastırı da bu köprüde yapılan bir bayan, fakat ismi tam anlamıyla bilinmiyor. Kalesine giden bu köprünün ismi de tarihi Kız Köprüsü olarak geçiyor. Uzun Yolun Kısası'ndan size aktarmaya devam ediyoruz. Bizlerden ayrılmayın.
Sevgili izleyenler, birçok kez hikayesini duymuştum, tavşanla kaplumbağa hikayesini. Kendisini bu kadar canlısını ve büyüğünü ilk defa görüyorum. Hey dostum. Korktu bizden gördüğünüz gibi sevgili izleyenler. Merhaba de kameraya. Merhaba, merhaba. Gördüğünüz gibi uzun yolun kısasında böyle enteresan şeylere rastlamamız mümkün. Kaplumbağa efendim şöyle ayakları yerlere bassın. Çok enteresan bir yaratık. Gördüğünüz gibi kafayı içeri çekiyor. Ben bu kadar büyüğünü ilk defa görüyorum. Süs kaplumbağaları görmüştüm ama. Korktun mu bizden? Kafayı içeri çekiyor. Tamam çirkiniz ama o kadar da korkulacak bir tip değil mi abi? Uzun yolun kısası devam ediyor. Bunu kenara koyalım. Şöyle. Hadi bakalım dostum. Sevgili izleyenler, bir dönemlerde Sivas'ta da yoğunlukla bulunan taş kesme sokaklarda gezerken, çok nostaljik bir sokakta gezerken Divri'de kalaycı ustalarımıza rastladık. Gördüğünüz gibi hala kalaycılık Divri'de ölmemiş. Kolay gelsin amca. Kendini tanıtır mısın bize? Hüseyin Yılmaz. Hüseyin amca, kaç yıldır bu iş yapıyorsun? Tam 62 yıldır. 62 yıldır kalaycısın. Evet. Efendim peki bu meslek hala devam ediyor mu? Yani satışlarınız ne durumda? Şimdi halen devam ediyor da memlekette 147 tane dergah vardı. Evet. Bundan 60 sene evvel, 50 sene evvel. Hepsi bitti. 3 kişi kaldı burada. Evet. Onun için nüfus da kalmadı. Mal da var da kalmadı. Onun için bu iş tekleme oluyor artık. Evet. Yani, tabii. Alan da yok. Satıcı da az kaldı. Eskiden çoğuydu. Peki şu an ne yapıyoruz? Bu tencerenin dibini düzlüyüm. Eğilmiş düzlüyorsun. Evet. Evet. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mustafa Yılmaz Hanım. Mustafa abi, kaç yıldır bu iş yapıyorsun? Doğdum doğal, aynı bu meslekteyim. Yani yaşım 70. Evet. Aynen devam ediyor, baba mesleği. Baba mesleği. Sen nasıl? Hamdolsun, iyi. Çalışırsan iyi. Sırt üstü yatarsan olmaz tabii. Devrede 3 tane kalacı kalmış, doğru mu? Doğru, hatta 3 bile değil, 2 tane kaldı. Birkaç da kursa mısın? Evet. Şu an yaptığımız nedir? Onlar da bitmek üzere. Yani bu işte bitmek üzere yani. Şu an yaptığın nedir usta? Efendim? Bu yaptığın nedir? Bu bacanın dibi akmaması için de bacanın. Çatılara bacanın dibi kardeş. Akmaya diyerekten bunu yapıyor. Peki eskiden neler satardınız? Eskiden bakır satardık. Onlar zaten kalktı. Şimdi eskileri alıyoruz. Eskileri tamir edip satıyoruz. İdare ediyoruz işte. Peki usta, kolay gelsin. Sağ ol canım. Hoş. Sevgili izleyenler, Divri halkı çok misafirperver bir halk olduğu için eskiden meşhur Divri pilavları işte bu görmüş olduğunuz küçük kazanlarda yapılırmış efendim. Gerçi küçük gibi gözüküyor ama bayağı da büyük. Bunların dolusunca Divri pilavı yapılıp ve konuklara ikram ederlermiş düğünlerde, bayramlarda. Thank you.
ustacığım, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür. Demirci Ali. Tanıyabilir miyiz efendim sizi? Demirci Ali Aydın. Efendim bu işi kaç yıldır yapıyorsunuz? 1955'ten beri yapıyorum. Peki bu demiri döverken bir ahenkle dövüyorsunuz demiri. Tabii. Bunun bir sırrı var mıdır efendim? Sırrı yok da kısancı daha iyi tutmak. Alttaki demirin fırlamamasını önlüyorum. O bir şeye vuruyorsunuz. Evet. Bir demire, bir oraya bir demire. Tabii. Şimdi o öyle yapmazsan demir ya arkadaşa dokunur ya bana dokunur. Sevgili izleyenler, Ali Usta'nın ürettiği eşyalar da var burada tabii ki. Gördüğünüz gibi daha çok bağda, bahçede kullanabileceğimiz şeyler. Efendim, oraklar. Gördüğünüz gibi baltalar. Koyanlar satır. Satır olarak geçerliler. Düzler. Ve efendim Ali Usta'nın bir de imzası var tabii ki işlediği demirlere. Görmüş olduğunuz şu yıldızda Ali Usta'nın imzası. Eğer olur ya bir yerlerde aldığınız nacakta, keserde bu imzayı görürseniz bilin ki Divrili demirci ustası Ali'nin eseridir. Sevgili Uzun Yolun Kısası izleyenleri, burası Kangal'ın Alacahan beldesinde bulunan Kangal Alacahan Kervansarayı olarak geçiyor. Efendim eskilerden tam tarihi bilinmiyor buranın yapılışının. Fakat 1046 yılında restore görmüş olduğu söyleniyor. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel büyüklükte kocaman bir kervansaray. Eskilerin otelleri gibi düşünün. İnsanlar bu İpek yolu üzerinden geçerken buraya uğrayıp burada dinleniyor, konaklıyorlar idi. Ve içerisi mükemmel serinlikte 1046 yılında tadilat görüyor. Eskisi Selçuklular ve Osmanlılar dönemine dayanıyor. Bu yapıda hiçbir şekilde tahta, demir gibi şeyler kullanmıyor. Tamamen taştan bir han şeklinde yapılıyor efendim. Ve bu yüzden de siyah ve beyaz taşlarla yapıldığı için burasının ismi Alacahan olarak geçiyor. Ve burada yapımda kullanılan şekil itibariyle görmüş olduğunuz bu yuvarlaklar buralarda kumlarla bezeniyor, çamurlarla bezeniyor. Ondan sonra taşlar tek tek döşeniyor ve buranın yapımında sadece yumurta akıyla keçi tüyü kullanıldığı söyleniyor sevgili izleyenler. İçeride de biraz sonra göreceksiniz odalar var ve burada sol köşede bir hamam, sağ tarafta bir mescit şeklini andıran eski bir tarihi yapı Alacahan Kervansarayı.
Sevgili izleyenler, görmüş olduğunuz gibi eski Osmanlıca yazıyla Halil Katip 1040, Allah rahmet eyleye ona, kim ki burada bulunursa bir dua şeklinde yazı da mevcut. Ve efendim, görmüş olduğunuz gibi taşların üzerinde işaretler var. Taşları oyarak yapılmış işaretler var. Ve belli başlı yaklaşık 30 tane işaret var. Bunların ne amaçla konulduğu bilinmiyor ama rivayetlere göre ustalar kendi nakışlarını koyduğu söyleniyor veya da hangi taş nereye işlenecekse ona göre işaret yapıldığı söyleniyor. Belli başlı 30 tane işaretimiz mevcut efendim kervansarayımızda. Ve görmüş olduğunuz gibi mükemmel taş işçiliği de yine Alacahan Kervansarayı'nda yaşamak ve görmek mümkün. Buralarda görmüş olduğunuz gibi efendim çok güzel saç örgüsü şeklinde taşları oyarak, işleyerek bu hale getirmişler. Mükemmel bir tarihi miras gördüğünüz gibi. Topraklar konuluyor, taşlar üstüne düzülüyor, sonra topraklar başka noktaya naklediliyor ve bu sayede kervansarayın oluşumu tamamlanıyor. Çok eski, çok güzel bir yapı. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Sevgili izleyenler, uzun yolun kısası, bunları size göstermekten gurur duyuyor. Sevgili izleyenler, çok gezen mi bilir, çok okuyan mı sözünde burada da karşılaştık. Efendim, bugüne kadar siz cocin diye bir şey duydunuz mu? Efendim, cocin aslında bir tavuk ve burası Alacahan'da bir hayvanat bahçesi. Görmüş olduğunuz gibi Alacahan'da koşin, cüce koşin, zibrit, tepeli fizan ve cocin tavuklarının bulunduğu bir kafes burası efendim. Çok enteresan bir tavuk cinsi. Görmüş olduğunuz gibi balonlandırıyor ve kocaman tüyleri var, desenli. Bir cocin. Efendim, burada da kıl kuyruk güvercini var. Kıl kuyruk güvercinin yanı sıra balon güvercin. Çok enteresan. Adana'da yetişen bir güvercin modeli. Bu görmüş olduğunuz balon güvercin efendim. Çok enteresan. Gagan'ın altındaki bölüm şişmiş. Uzun, diğer güvercinlerden daha uzun. Almanya'da 14 çeşit, Belçika'da bir çeşit, Fransa'da 2 çeşit bulunuyor. Bu grup güvercin yaklaşık 27 ayrı çeşidi varmış sevgili izleyenler. Onun yanı sıra kaya kartalı burada. Çok ürkütücü olmasına rağmen büyükçe kaya kartalları var sevgili izleyenler. 3 tane burada kaya kartalı görmek mümkün. Çok ürkütücü olduğunu bir kez daha söylemekte fayda var. Kocaman kanatlarıyla gördüğünüz gibi kaya kartalları. Burada da küçük kaya kartalları var. Hemen yan kafesimize geçiyoruz. Yan kafesimizde küçük kaya kartalları var. Burada da 3 adet. Bunlar onlardan daha küçük ama gördüğünüz gibi ürkütücü ve kafesleri çok şiddetli vuruyorlar sevgili izleyenler. Efendim, burada cennet papağanı var. Küçük cennet papağanları var burada. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel de ötüyorlar. Onun haricinde daha büyük papağanlarımız da yan tarafımızda. Oraya kaçmışlar. Yani bıldırcınların olduğu yere misafir gelmişler herhalde. Burada efendim etinin lezzetiyle ünlü bıldırcınlar var. Bıldırcınlar yanında muhabbet kuşları da var. Bıldırcınlar, görmüş olduğunuz gibi mükemmel doğa harikası şeyler bunlar. Çok da güzel ötüyorlar efendim bıldırcınlar. Ve bıldırcınların yanı sıra Pekin ördekleri. Çok fazla ismini duyarsınız. Hatta yemeğinde çok güzel olduğu söylenir. Portakallı Pekin ördeği derler. Hatta ağzına portakal koyarlar. İşte Pekin ördekleri de burada şu anda istirahate çekilmişler. Güzelce yemlenmişler efendim. İstirahate çekilmişler. Efendim, sülün diye bir şey ben ilk defa duyuyorum. Ana vatanı Doğu Avrupa, yaşam alanı dağlık orman, gerçek Anadolu sülünü. Bundan yüzyıllar önce Anadolu'da yaşayan bir ırkın ülkemizden havuzunu bozmak için doğaya Güney Kafkas sülünü dışındaki sülünleri bırakmasıyla biz bunları görüyoruz. 15 Mart'tan sonra yumurtlamaya başlayan sülünler de işte burada. Gördüğünüz gibi o da bir tavuk modeli gibi efendim. Kafası daha enteresan. İşte burada da hayvanat bahçesinde gezerek bunları görmeyi
yaşamayı sağlıyoruz. İşte tavşanlar, ada tavşanları efendim. Bayağı da fazla. 2, 4, 6, 7 tane tavşan. Tavşanlar çok çabuk üreyebilme özelliklerine sahip. Ve bana göre buranın en enteresan hayvanı örümcek maymunu sevgili izleyenler. Şu anda yemek yiyor gördüğünüz gibi. Dikkat ederseniz yemeğin kabuklarını çıkarıyor. Ondan sonra yiyor. İnsana en yakın ırk olarak adlandırıyor maymunlar biliyorsunuz. Bu da küçük bir örümcek maymunu. Kendisi erkek. Biraz ekşi galiba elma. Ama kabuğunu soyarak yiyor. Kabuğuyla yemiyor. O da biliyorsunuz ki doğal ortamlarda yetişiyor hayvanlar. Bu doğal ortamlarda kabukları çok temiz olduğunu düşünmediği için herhalde kabuklarını çıkarıyor. Ve gördüğünüz gibi elleriyle bir insan eli gibi çok rahatlıkla kullanabiliyor sevgili izleyenler. Çok enteresan. Ben çok sevdim bu maymunu. Ve efendim sülünler burada da mevcut. Dikkat ederseniz sülünlerin iki tanesi sarı kafası renklinde. Bir tanesinde kenarları gri renkte. Yani gümüş sülün ve altın sülün olarak iki çeşit sülün de burada yer alıyor sevgili izleyenler. Uzun yolun kısasından çok güzel hayvanat bahçesi görüntüsü sizlerle beraber. Sevgili izleyenler, uzun yolun kısasında hayvanları göstermeye devam ediyoruz. Bu keyfi sizlere yaşatıyoruz. Tabii ki bu kadar hayvanın bir de buralarla ilgilenen bakıcısı var. Ustacığım kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz abi burada? Bıldırcınlar yumurtlamış, onları yumurta topluyorum. Bıldırcın yumurtası topluyorsunuz? Evet. Bıldırcın yumurtası astıma iyi geliyordu galiba. Evet, nefes darlığına ne, çok iyi. Çok da minyatür bir şey. Sevgili izleyenler şöyle bir tanesini alalım. Görmüş olduğunuz gibi bir bıldırcın yumurtası. Ustacığım kolay gelsin. Allah Allah çok enteresan ya. İnsan gibi bir şey ya. Al dostum. Sevgili uzun yolun kısası izleyenleri Kangal Kaymakamlığı'na bağlı Kangal Köpeği Yetiştirme ve Üretme Çiftliği'ndeyiz şu anda. Efendim yanımızda da Cesur isimli köpeğimiz var. Görmüş olduğunuz gibi kendisi tam bir safkan Kangal ve bu Kangal'ın özelliğini bize anlatacak abimizin ismi nedir? Arif Pir. Arif Pir bu köpek özelliklerini biraz sonra alacağız ama bu köpeğin doğuşu, ana vatanı nereden geldiği belli midir efendim? Kangal köpekleri Orta Asya'dan göçebe olarak gelen eski Türklerden geldiği rivayet edilir. Kangal'ın genel özellikleri ağız ve kulakların siyah olması, göğüs yapısının geniş patilerinde yere sağlam kuvvetli basmasıdır. Kuyruk genelde simit şeklinde ve saldırma anında falan düz tutup uyarabilir. Evet efendim Cesur'u görmüş olduğunuz gibi göğüs yapısı gayet geniş ve patileri de kocaman şeklinde. Havaların sıcak olması Kangal köpeklerini pek mutlu etmiyor. Peki Kangal'ın başka özellikleri nelerdir abi? Sürü idaresinde kullanılır. Sürü köpeği olarak geçer. Bekçi korumada da tabii ki kullanılabilir. Sürüyü 2 köpek, 3 köpek, 150-200 belki 500 sürüyü idare edebilir. En büyük özelliklerinden biri kurtla mücadelesidir. Evet. Peki bunlarda ekstradan tırnak özellikleri var. Bunda evet. Cırnak deniyor bildiğim kadarıyla. Şimdi tırnak Kangal'a has bir özellik değil. Bunu mutlaka söyleyelim. Çünkü gelen vatandaşların çoğu, almak isteyen vatandaşların çoğu özellikle tırnak arıyor. Tırnak Kangal'a has bir özellik değil. Evet.
yani ayırt edici bir özellik değil. Olanlar var, olmayanlar var. Diğer ırklarda da tırnak olanlar var. Onun için ayırt edici bir özellik değil diyoruz biz. Cesur 5 yaşında. Cesur 5 yaşında. Kangal köpeklerinin bir özelliği de sevgili izleyenler arka kısımlarının daha dar olması, daha hızlı koşması açısından. Evet, kurtla mücadelede genelde göğüs geniş olduğu için göğüsle vurup kurdun belini kırdığı söylenir. İlk darbesi göğüs darbesi evet. Olduğunu ben de biliyordum. Kulaklarının kesilmesi gerektiğine dair bir bilgi var. Sürüdeyken ya da arazide serbest olduğu zaman kurtla boğuşurken, kavga ederken hassas olan yerleri kulakları. Kulaklarından tutup mağlup olmasın ya da yıkılmasın, yenilmesin diye kulaklarını keserler. Boyunlarına birer çivili olan tasmalardan takarlar. Boyundan tutup da yenilmesin diye. Böyle bunlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir şey değil abi. Peki bunların yavruları var mıdır efendim? Yavrularını da görebilir miyiz? Ben size yavru da getireyim. Tamam. Onu biraz siz tutun. Peki bu ne kadarlık bir bu şu anda 2 aylık satıma hazır bir yavrumuz. 2 aylık satıma hazır. Kimliği falan var. Kimlikleri var. İzin belgesi veriyoruz. Kangal Kaymakamlığı'ndan yol belgesi çıkartıyoruz. Evet. Sevgili izleyenler, görmüş olduğunuz gibi Kangal'ın, Cesur'un en küçük kardeşleri bunlar. Bunlar kaç aylık abi? Bunlar şu an 20 günlük. 20 günlük ve biraz sonra bunlar yaklaşık birkaç yaşındayken Cesur kadar oluyorlar. 1 yaşında tamamlamış olurlar büyümeyi. 2 yaşında tam bitirmiş olurlar. 6 ayda çok hızlı büyürler. 1 yaşına kadar yavaşlar. 2 yaşında da tam olarak bitirmiş olur büyümeyi. Bunların ismi ne? Bunların da henüz ismi yok. Annesi Güzel. Cesur'un son kardeşleri bunlar. Görmüş olduğunuz gibi sevgili izleyenler uzun yolun kısasında Kangal'larda bu şekilde. Biz de çok seviyoruz, çok beğeniyoruz. Sivas'ın milli markası ve gururu aynı zamanda Sivas Kangal köpekleri. Sevgili izleyenler Kangal'la gezerken Kangal koyununun da meşhurluğunu bilmeyen yoktur herhalde. Ve Kangal koyununu, çobanı şu an yanımızda. Efendim isminiz nedir? Mehmet Çalışkan. Mehmet Çalışkan. Mehmet abi bu koyunların bir kaburgasının fazla olduğu söyleniyor. Doğru mudur abi? Doğru. Bir koyun bir kaburgası fazla ve eti çok lezzetli olduğu söyleniyor. Doğru. Peki bu hayvanlar yılda kaç tane yavru veriyor? Bir sever yavruluyor. Kaç kilo oluyor abi bunlar? Kuzusu 20-25-30 kiloyu buluyor. Kendi de normal. Kendi de 30-35 kilo geliyor. Bu besilirken tam 70 kilo geldiği söyleniyor bunların. 50-55 kilo o arada geliyor. Bu arada geliyor. Bunların özelliği bir kaburgası fazla. Bir kaburgası fazla. Kaç adet koyunumuz var şu an elimizde abi? 500. 500 tane koyunumuz var ve hepsi bir kaburgası fazla. Eti de çok lezzetli sevgili izleyenler. Evet. Kangal koyunu. Peki teşekkür ederiz abi, sağ olasın.
görmüş olduğunuz gibi çok heyecanlı, çok kalabalık bir pazarımız var efendim burada. Kavuncularımız var, kavunlarımız var. Meşhur kavuncumuz, isminiz nedir efendim? Hüsnü. Hüsnü Bey, kör Hüsnü mü? Niye kör Hüsnü diyorlar abi size? Ben de bileyim, onların dürüstlüğünden kurban. Peki, kavunlar kendi bahçenden mi Hüsnü baba? Yok, kurban. Satın alıyorsunuz. Peki, hayırlı işler diliyoruz. Sen ne satıyorsun dayı? Abi ben reyhan satayım. Pazarın gülü abi. Pazarın gülü reyhan. Evet abi. Reyhan ne? Faydası nedir reyhanın? Faydası çorbalara tat verir, lezzet verir. Lezzet verir. Evet. Ne kadar satıyorsunuz reyhanı? Abi günde 200-300 lira satıyoruz. Bahçeden kendi bahçeden? Satın alıyoruz abi. Satın alıyorsunuz. Satın alıyoruz abi. Peki, kolay gelsin. Kuru soğan 3 liraydı. O zaman bol yiyorlardı. Evet. Şimdi kuru soğan 500 lira. Satış yok, almıyorlar. Bir zaman 3 milyon liraydı. Doğru mu? 3 milyon liraydı bizden. Böyle bir bağır ki gelsinler adam vatandaş. Ney? Bilader, şu arkadaşla konuşmak istiyorum. Kuru soğan 500, 10 kilo 5 lira. Bağır bağır. Patates 500, 10 kilo 5 lira. Hani yalan kardeş. Hayırlı işler. Sevgili Uzun Yolun Kısası izleyenleri, bu görmüş olduğunuz Kızılcık. Birçok da şarkısı vardır, Kızılcıklar oldu mu, senelere doldu mu diye. Şimdi Kızılcık satıcısından bilgisini alacağız. Kızılcık ne işe yarar efendim? Kızılcık abim tarif etsin. Abim tarif etsin. Kızılcık ne işe yarar? Kızılcık kaynar, güzelce hoşavı, Ramazan'da güzelce yemeklerden sonra çok güzel olur. Peki bu nelere iyi gelir efendim? Bu mideye, en çok mideye gelir yani. Mideye iyi gelen bir ürünümüz. Evet. Kasım Alatya. Biraz spora ömrümüzü verdik. Şampiyon oldular. Bir yukarı tekkeyi, orada futbol şehitleri var. Bir ziyarete gitmediler. Başkan, yöneticiler, futbolcu size sesleniyorum. Top başı yapmadan yukarı tekkeyi, o futbol şehitlerini bir ziyaret edin. Bir Fatiha okun. Ben eski Sivas sporluyum. Beni eski Çolak Selahattin de hepsi de tanır. Yani ya Sivas sporluyum derken gönülden ben Sivas sporu adamış bir kişiyim. Top başı yapmadan o futbol şehitlerini bir ziyaret edin. Bir Fatiha okun. O zaman işiniz rast gider. Kolay gelsin. Sağ olun. İşler nasıl usta? İşler gördüğün gibi ne işi olacak, her şey bitik yani. Pazarı diyeceğim. Herhalde yani. Türkiye'nin en ucuz pazarı ama iş yapmayan pazarı. Para nerede? Para yok. Millette para yok ki, millet mal ala. Yok. Görüyorsun, sabahtır beri sattığımız yok. Dört tane kasa.